أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Geçen dersimiz itibariyle ha-i kinaye bahsine, yani zamir hası dediğimiz müfret, müzekker, gaib zamirlerinin zaman zaman farklı uygulamalara, işba, iskan, ihtilas gibi bir mana, kasır gibi uygulamalara tabi olduğu yerleri ele almaya başladık ve devam ediyoruz. En son beraber tahtada ne yaptık? Bir kelimeyi koyduk. O kelimede iskan hangileri, işba hangileri, işte kasır, ihtilas diyelim hangileri, hangi imamlar var, rivayetler var. Metinden hangisi nasıl çıkar, bağlantılar nasıl kurulur, onları gördük, yaptık beraber. Tabii vel-kâfi'ud diye ilerisinde bir mısrağın başında minik iki kelime vardı. Vel-kâfi'ud. Bu el-kih kelimesiyle alakalıydı. Biz gerideki herhangi bir kelimeyi, el-kih diyorum, ve-yettekhi, ve-yettekih zulem diye aldığımız kelimeyle alakalıydı. Oradaki kafı iskanla okuyan sadece ayındır. Yani ve yettekhi iskanla ve malum kasırla okur zaten. Ve yettekhi fe ulaike humul faizun. Biz gerideki işte nüvellihi kelimesini mi almıştık? Bir tanesini aldık. Dedik ki efendim yüeddih kelimesini mi? Nüvellihi mi aldık? Neyse, sonuçta hepsi aynı yani. Evet. Hepsi aynı. Bir tane herhangi birini de koysak oraya, oraya koyduğumuz zaman da bize tarif ettiği yolla beraber çıkacak olan vücuhat hep aynı. Nerede? O 8 tane kelimede. Çıkacak olan aynı. Evet. Şimdi geldik yerdah kelimesinden itibaren devam ediyoruz. Değil mi arkadaşlar? Orada kaldı. Ve yettakhide kaldık. Afven, afven. Tamam. El-kih kelimesine ben gittim. Bir an kafam karıştı. Düzeltiyoruz. Ve yettakih zulem. Değil mi? Oradan itibaren. Şimdi manasını vereceğiz. Ondan sonra tahtada bunu tekrar anlatacağız. Bunu birkaç sefer daha yapacağım. Arkadaşlar iyi takip edelim. Zıtlardan nasıl ne meydana çıkar? Şu anda dediğim gibi Tayyibe'nin sadece biz konularından haberdar olmuyoruz. Aynı zamanda bir Tayyibe nasıl işletilir? Yani o Tayyibe'deki sistem nasıl işler? O sistemi de burada anlatmış oluyoruz. Tayyibe okutanlar, hocalarımız diyelim ki memlekette pek yok. Üzerine de pek düşünmedi. Ama bu noktada biraz daha gayretli olursak bir Tayyibe okutucusu da biz olalım yani. Gayret edelim, paylaşalım, paylaştıralım. Belki bizden çok çok daha iyi birilerine vesile oluruz. Yani yeter ki bakmışsın bir gün biri Tayyibe'yi öyle bir anlatıyor ki lokum gibi, oh! Yani yeter ki öyle birisi çıksın piyasaya. Aşık Kutlu Efendi rahmetli tarlada, bağda, bahçede çalışırken Tayyibe çalışırmış. Aklına gelirmiş bir not. Açarmış ondan sonra Tayyibe'yi, diyelim ki notlarını aldığı Tayyibe'si varmış. Açarmış onu. Hadi bakalım orada o notu oraya eklenmiş. Mübarek yapa 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 koca bir şerhe dönmüş kitap yani. Ondan sonra arkasından gelen nesilde maalesef okutanlar 2 tane, 3 tane, 5 tane. Yok. Maalesef yok. Şu anda Türkiye'deki yaşayan ümmeti Muhammed'den 3-5 kişi okutuyor, okutmuyor. Bilmiyorum yani. Çok nadir var. En nadiru kel ma'dum kaidesine bakarsak, yani nadir olan da yok gibidir. Hakikaten bugün bir fıkıh okutan, bir kuduri okutan, bir ihtiyar okutan, bir mültaka okutan dünya kadar hoca bulursunuz. Efendim Celaleyn'i okutan, medarik okutan, yani tefsir okutan dünya kadar insan bulursunuz, hoca efendi bulursunuz. Ama maalesef Tayyibe okutan neredeyse hiç yok gibi. Geliştirmek lazım bu ilmi. Bu ilmi bir daha fazla efendim üzerinde çalışmak lazım. Bir yerlere ulaştırmak lazım. O yüzden hasaten bunu rıza lillah rica ediyorum, istirham ediyorum. Güzelce dinlemekte fayda vardır. Gerek burada şu anda hazır olanlardan, gerekse efendim ekranı başında olan kardeşlerimizden, yani daha azimli, daha çabalı, daha gayretli,
Buradan gittikten sonra biz ne yapabiliriz? Aynı sistemi ben kurabiliyor muyum o cümlelerde? Bakın aynı sistemi ben hatta daha iyisini kurabil. Kur daha doğrusu. Yani ben yapabiliyor muyum? Acaba aynı sistemle ben işin üzerine gidebiliyor muyum diye al eline kalem kağıdı hocam yaz. Olmadı bir daha yaz. Olmadı aç videoyu dinle. Sesi dinle. Tekrar al. Anlatabildim meseleyi. Yani burası çok önemli. Evet. Ve yettakih zulem. Hocam geriden geldiğine, gelene baktığımız zaman uksur kelimesinden geliyor. Emirden. Oradaki bir emirden geliyor mesele. Yani yettakih kelimesinde yapılacak olan yine işba var, bunu biliyoruz. İskan var, bunu da biliyoruz. Kasır var, bunu da biliyoruz. Burada yapılacak olan yine üç tane önemli mesele var. Ama diyor ki şimdi uksur kelimesinden itibaren geldiğimizi düşünün. Çünkü en son emir oydu geride. Doğru mu? Uksuruhunne kem hulfun buben bin fik. Evet her ne kadar bir önceki başka kelimelere atfen onları izah etmek için söylenmiş bir kelime olsa da uksur kelimesi uksur dedi o anlar itibaren başka bir emir verene kadar uksur üzerine atfederek devam ederiz. Bakın uksur dedi. Ondan sonra tekrardan iskan yapın veya işba yapın gibi başka bir kelime kullanmadıysa veya kullanana kadar gelecek olan ifadeler hep uksura atfedilerek demek ki uksur her ne kadar konu değişmiş olsa da, kelime değişmiş olsa da yettakı kelimesine geçiyoruz burada. Tamam mı? Yettakı kelimesine geçiyoruz. İyi de ben şimdi bunun kasır olduğunu nereden anlayacağım? Bir önce kelimede, bir önceki ifadelerde en son sana ne emri vermişti? Uksur. O zaman bu da buna aynen sirayet eder. Peki, dolayısıyla yettakı kelimesini kasret demektir. Yettakı kelimesini kasret. Oradaki zamiri nasıl okuyacaksınız? Kasırla okuyacaksınız. Zaten yettakı deyince, bakın yettakı, gı gı, gı, kafın esresini de gösterince, kafın esresini, yani kafı esreyle okuyacaksın demektir aynı zamanda bu adamlar için. Yani her bir attığı adımdan, verdiği her bir noktadan, burası çok önemli. Her defasında ne yapacağız arkadaşlar? Ha demek ki böyle okunur. Böyle de okunuyor. Boşuna değildir oradaki atış. Halbuki veyettakihidir bize göre. Öyle değil mi? Hafsa göre veyettakihi. Ama veyettakih diye girdiğine göre. Şimdi hem bize kafın esresinden bahsediyor hem de zamirden bahsediyor bize. Kafın esresini anladık. Bu kasırla okunacak belli. Şey esreyle okunacak kaf. Orasını geçtik. Devam ediyorum. Zulem yani Şeyh Yakup Hazretleri. Sonra bel be yani kalun. Ud yani ayın. Bunlar neyle okuyacaklar? Yani be ayın ya. Neyle okuyacaklar hocam? Kasırla. Kasırla okuyacaklar. Değil mi? Ve ister şimdi hafs da var burada. Dikkat ederseniz. Hafs da bu işin içinde. Halbuki hafs hocam çok dikkatli bir şekilde elimizi şimdi bir sonraki beytin baş tarafına koyuyoruz. Beytin diyorum. Vel-kâfe'ud. Hafsı anladık mı şimdi? İskandan devam ediyorduk dedik. Kasırdan devam ediyorduk. Arada vesekkena diye bir şey geçti. Şu anda birinci okuduğumuz Mısra'ın son tarafında vesekkena diye bir şey geçti. Gördünüz mü hocam orayı? Evet. Vesekkine, aflen. Düzeltiyorum. Vesekkine. Diyor ki, iskan okuyanları sayıyor. He zamirinde, yettakhi kelimesindeki iskancıları sayıyor. Bir sonraki beytin baş tarafında vel kafe'ut diyor. Yani kafı da iskan oku. Kim için? Ut. Hafs için. Dolayısıyla kafın iskanında sadece kim var? Hafs. Hafs var. Hafsın dışındakiler? Esreyle. Ne okuyacaklar? Kasır. Esreyle. Hayır. Kaf harfinin ve yettakihi dedi ya yettakihi. Kaf harfinin harekesini kaldırdı. Hafs için dedi ki iskan olacak bu dedi. Peki hafsın dışındakiler ne okurlar? Zıttı. Zıttı olarak düşünemeyeceğiz burada. Kesri okuyacaklar. Niye? Çünkü yettakih diye girdi ya meseleye. Yukarıdan yettakih girdi meseleye. Dikkat edin hocam.
Yettakih girdi. Aşağıda dedi ki Kaf şey Hafs bunu iskan yapar dedi. Hafs iskan yapıyorsa diğerleri esreyle okuyacak ama bu zıt kaidesinden ortaya çıkmıyor. Dikkat edin. Çünkü iskanın zıttı nedir? Mutlak hareke. Mutlak hareke nedir? Fetha. Değil. Buradaki verdiği emir var zaten yukarıda. Yettakihi diye gösterdi zaten. Anlatabildik mi meseleyi? Yoksa Hafs bunu sakin yapıyor. Hafs'ın dışındakiler zıttına bakarak yola çıkamıyoruz burada. Niye? Çünkü zaten söyledi bize diğer vecihin ne olduğunu. Diğer vecihin ne olduğunu yettakihi denince zaten söylemiş oldu. Bak dedi bunu yettakihi oku diye böyle bir nevi girdi meseleye. Ama biz Hafs'ın isyan okuduğunu zaten kelimenin kendinden, beytin kendinden çıkardık. Hafs'ın dışındakiler ne okur sorusunun cevabı kelimenin kendi zaten. Yukarıda. Zıt olarak olaya ne yapmıyoruz? Bakmıyoruz. Yoksa zıt olarak bakılır. Bakılması gerekir. Ama bakamıyoruz. Zira zaten meseleyi kendisi orada yukarıda esri olacak dedi. Şimdi o aynın durumu dursun kenarda. Kafla alakalı durun. Kenarda dursun. Biz iskanda, kasırdan devam ediyoruz. Yani yettekihi çekmeden. Yettekihi okuyanlar kim? B. Ayın ya. Kafın iskanı hariç. H'den bahsediyoruz. Zamirden. İster yettekihi olsun ayın için. İsterse yettekihi olsun B ve ya için. Sonuçta üçü de zamiri çekmiyor. Doğru mu? Doğru. Pekala. Ve yettekihi okuyor değil mi hocam? Ayın. B, ayın, ya. Pardon, B ve ya. Yettekihi. Ve yettekihi. Yettekihi. Hem kafı esreyle okuyorlar, hem de zamiri kasrederek okuyorlar. Zamiri kasretme meselesinde B, ayın, ya ortaklar. Zamiri kasretme meselesinde ortaklar. Zamiri kasretme meselesinde ortaklar. Kafı esreli okuma noktasında ortak değiller. Onu zaten vel-kâfe'ud ifadesiyle anlamış olduk. Şimdi dedi ki biz zamirden bahsediyoruz. Kafı koyduk kenara hocam. Zamirden bahsediyoruz. Zamiri kasredenler kim? Be, ayin, ya. Doğru mu? Doğru. Devam. Ve hulfen, hulufle bunu kasredenler kim? Kem, zekâ. Hulufle kasredenler, zamiri hulufle kasredenler Kef ve İse ibn-i Virdan. Değil mi? Ebu Cafer, İse ibn-i Afven, Süleyman ibn-i Cemmaz, Zer. Değil mi? Süleyman ibn-i Cemmaz. Burayı hep ben de karıştırıyorum arada. Yani Fekaz'ın, Fekaz, değil mi? Fesi Ebu Cafer, Hası İse ibn-i Virdan, Zeli Süleyman ibn-i Cemmaz. Tamam. Kem zeka. Kef ve Cem. Hulüfle yapmışlar. Hocam, kasrın zıddı neydi? Hulüfle yapmışlar ya bunlar. Kasrın zıddı işba. Demek ki Kef ve Z'nin bir de işba gelecek. Anlaşıldı mı? Madem ki Kef ve İ'nin kasırda, yani ihtilas fark etmez, kasırda hulfü varsa bunun ikinci vecihi ne olacak otomatik? İşba olacak. Çünkü işba, kasır birbirinin zıttı. İşba, çekmek, kasır, çekmemek. Birbirinin zıttı bunlar. Peki, devam ediyoruz. Ve sekkina ve yettekih diye zamiri sakin oku. Zamiri sakin oku. Kim için? Bak şimdi yine durmuyor bu Hişam Hazretleri. Yine durmuyor. Haf levme kavmin. Evet. Haf bu sefer İse ibn-i Virdan. Değil mi? Yani Süleyman ibn-i Cemmaz iskanda ama hulüfle kasırda. İskanda mıydı? Kasırda. Affen. Kasırda. Hulüfle kasırda. Şeyde ne derler ona? İse ibn-i Virdan da iskanda. Ve yettegih diye okumuş. Levme, lamın, levmenin lamı yine kırmızı değil mi? O da Hişam'ı ifade ediyor. Kavmin, kaf,
O da kırmızı. Değil mi? Yani İmam-ı Hamza'nın ikinci ravisi Hallat'tan bahsediyoruz. Ama bunlar da hulüfle yapmışlar bunu hocam ya. Yani haf levme kavm Süleyman İsa bin Virdan, Hişam ve Kaf. Bunlar da hulüfle iskan yapmışlar bunu. Hulüfle ne yapmışlar? İskan yapmışlar. Peki. Sonra iskan yapanlar kim? Devam ediyor. Sa'bun Hana. Bunlar da hulüfsüz iskan yapmışlar. Yani Sad ve Ebu Amr. Yani Ebu Bekir Hazretleri ve Ebu Amr Hazretleri bunlar da iskan yapmışlar. Şimdi burayı dökeceğim hocam. Yukarıdan aşağı burayı yine geçenki gibi kim, nereye, nasıl yerleşmiş hepsini görmüş olacağız. En son vel kafi'ut yani yettakihi kelimesindeki kafında iskanıyla ayın okumuştur diyor. Ayrıyeten bir vecih söylemiş oluyor. Zamirden bahsetmiyor yani onda. Zamirden bahsetmiyor. Pekala şimdi güzelce tahtayı takip edelim. Ve yettakih zulem bel ud ve hulfen kem zekâ ve sekkina haf levme kavmin hulfuhum sa'bun hana vel kafi'ut. Burası yettakih kelimesini anlattığı yer. Yettakih kelimesi. Yettakih kelimesiyle alakalı hangi vecih vardır yoktur desen eğer Tayyip'e ezberindeyse bulursun meseleyi. Ama tabii o yettakih zulemle alakalı kasırdan geldiğini de anlamak lazım meselenin. Yani dedi ya yukarıdan aşağı geldi. Uksuruhunne kem hulfin diye aşağı doğru geldi geldi. Ondan sonra dedi ki ve yettakih zulem. Şimdi kelimemiz hangi kelime yazıyorum hocam baştan. Yettakih kelimesi değil mi? Bizim şimdi farklı bir usul yapalım bu sefer. Şöyle kasırdan geliyorduk. O zaman ne olacak? İlk önce kasır. Ve yettakih zulem. Bunu kasredenler kim? Bir, Şeyh Yakup Hazretleri. Ondan sonra bel, bir de ud, ayın. Değil mi? Ve yettakih zulem, bel ud dedi. Ondan sonra bel ud, ve yettekuz hulem bel'ud ve hulfen kem zekâ ve sekkine. Hulüfle, kasrı hulüfle yapanlar kim hocam? Kem, kef, zekâda kim dedik? Cem. Bunlar ama nasıl? Hulüflerini de koyalım üstüne bunların. Yani onlar hulüf işareti olarak bakın olaya. Onlar hulüf. Yani bunların ikinci bir vecihi var veya üçüncü vecihi var. Mübarek Hişam'ın üç tane vecihi çıkıyor kimi zaman. Ondan sonra ve sekkina dedi, iskancıları anlatıyor. Sekkina, iskan, kem zekâ ve sekkina haf levme kavmin. Haf, İsa bin Virdan değil mi hocam? Haf levme kavmin, hepsi de hulüfle. Hulfuhum. Sa'bun hana, sat ve ha. Bunlar da hulüfsüz. خَفْ لَوْمَ قَامٍ خُلْفِهُمْ صَعْبٌ حَنَى. Ondan sonra kasır, iskan bir de ne olacak mecbur burada? İşba olacak. Kasırla iskanı söyledikten sonra işbada kim kaldı şimdi? Bunların dışındakiler. İlk önce bunların dışındakileri bir çıkarmam lazım. Bunların dışında kim var abi? B burada bir. Cimden başlarız. Ondan sonra dal var mı? Burada yok. Sonra Han'ın kendi burada. Kef burada. Efendim Sat burada. Hafs yukarıda. Nun da burada dolayısıyla. Kef hulüf olduğu için yazabilir miyiz? Hocam ilk önce bir tam çıkaralım şeyi. Hani hulüfleri yazacağız. Da şimdi bir orijinal kalmış olanları bir görelim. Cim, dal, kef, nun dedik. F'nin datı. Ondan sonra kim var? Kisai var. Sonra Ebu Cafer Hazretleri burada zaten. Şeyh Yakup da burada. Halef-i Aşir. Hocam kaf da vardı. Kaf iskanda. Kaf iskanda. Şimdi bunlar katıksız tahkik. İşba. Yettekihi diye bir zat çekiyor bunlar. Eyvallah. Şimdi biz kasra baktığımız zaman dedi ki kasrın zıttı işba dedik. Bu kefle cemi o zaman birer tane eklememiz gerekir mi? Eklememiz gerekir. İskanın da zıttı işba.
İskanın da zıttı. O zaman ben buraya ne yapacağım? İ, lam, kaf. O zaman bakın şimdi. İ de ekleyelim buraya. İ, lam, kaf. Şimdi bakalım ne çıkacak? Şu anda karşımıza çıkan tablo bu. Yani birilerinin ikişer tane, üçer tane vecihleri var. Bak lamı burada da görebilirsin. Burada da görüyoruz, burada da görüyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Bak burada mim var mı burada iskanda? Yani kef yok orada değil mi? Demek ki mimin iskanla işi yok. Heh. Ama lamın üçüyle de işi var. Dolayısıyla lamın üç tane vecihi var demektir bu. Kasırda da var, iskanda da var, işbağda da var. Mimin kaç vecihi var? İki. En kötü ihtimalle anlaşılacak o şu anda. İtafa bakacağız şimdi daha sonra. Kasırda var mı? Kef olarak baktığın zaman da olayın içinde var. İskanda mim yok. İşbağda mim var. Niye? Çünkü kef var. Şimdi bakalım hocam kitaba. Ve yettakhi. Evet. Fekara'ehu bu kelimeyi okudu. Ne ile? Bi ihtilasi. Bi ihtilasi denir değil mi? İftal babın hemzesi. Hemze-i vasıldır değil mi? Bi ihtilasi. Arapça hocaları var. Şaşırmayalım şimdi buna. Bi ihtilasi kesretil ha'i. Ha'nın kesresiyle okudu. Kim okudu? Ha'nın kesresiyle. Yani ihtilas dediğini orada kasır. Kalun var mı orada? Tahtada. Var. Ve hafsun has var mı? Hafs var mı? Var. Ve keda Yakub. Yakub var mı? Var. Yazdık onları. Yazdık. Ve karahu bi iskanil ha'i. Kefle ceme geçmedi. O Tayyip'in dişinde dursun orada. İskanla okuyanlar kim? Ebu Amr ve Ebu Bekir var mı? Satha ikisi de var. Ve bihi yine iskan okuyanlar diyor. Şimdi ve bihi yine bununla. Hocam atladım o aradaki Yezidi, Hasan, Ameş'i atlıyorum. Bizim işimiz yok onlarla. Ve bihi yine iskanla okuyanlar. Kara Hişam min tariqid Dacuni. Hocam demek ki buradaki kimmiş? Bu mübarek Dacuni'ymiş. İskan okuyan, Hişam'a iskan okutan hangisiymiş demek ki? Dacuni'ymiş. Peki ondan sonra devam ediyor. Ve Halladun fima ravahu İbn Mihran. Hallada bunu okutan hangisi? Tariklerinden İbn Mihran diye bir tariki okutuyormuş. Bunu da böyle aldım. İbni Mihran okutmuş ona. Anlaşıldı mı bu da? Ondan sonra ve gayruhu demiş. İbni Mihran ve dışında birkaç kişi daha varmış demek ki. Onu da ekleyebiliriz buraya. Nokta nokta diye devam eder. Birkaç kişi daha var demek ki orada. Onu da daha değişik şerhlerden görülebilir. Ve kede İbni Birdan min tarikir razi. İbni Birdan kimle bunu yapmış abi? Er-Razi tarikiyle. Takripte hep bunlar tarikler var değil mi? Yetmiyor sadece aşereciler mübarek. Bak bu takrip dediğimiz zaten bunlarla oluşuyor. Takrip dediğimiz mesele. İbn-i Virdan Razi tarikiyle daha yetmedi. Ve Hibetillah bir de. Bir de Hibetillah varmış işin içinde. İki tane tarikiyle İbn-i Virdan ne almış? İskan almış. Bunu da okuduk. Ondan sonra vaktülife ihtilaf edildi. Nerede fil ihtilası? İhtilasta. Döndü bir daha yukarıya şimdi hocam. İhtilasa döndü bir daha. Kasra döndü bir daha. Ne diyor? An Hişam ve İbn-i Zekvan. An Hişam. Kef içinde Hişam da var mı? İbn-i Zekvan da var mı? Var. Ve İbn-i Cemmaz. Cem'de var mı orada? Bak hulife döndü şimdi. Şimdi diyor ki fetelekhasa. Yani ortaya çıkanı söylüyor. Enne li kalun ne var? Kalun için ve Hafsun Hafs için ve Yakubu Yakub için el ihtilasu fakat. Bunlar için sadece ne var hocam? İhtilas yani kasır. Sadece kasır. Efendim. Veli Ebi Bekir Veli Ebi Amrin ve Ebi Bekir el iskanu fakat. Bu ikisi için sadece ne var?
İskan zaten belli. Sadece bunlar için o var. Devam ediyor. Vafakahuma işte Yezid-i Ameş Hasan yine onlara muvafakat etmişler geçiyorum. Ve li Hişami telâsete evcihin. Hişam için kaç vecih var? 3 vecih. Es-sükûn. İskan Dacuni yoluyla geldi dedi. Doğru mu? Evet. Aynısını diyor mu tekrar orada? Evet, diyor. Diyor. Efendim. Vel işba'u vel ihtilasu. İşba ve ihtilas da min tarikul hulvani. Yani burada işin içinden lam çıkıyor mu burada? Çıkıyor. Ne yoluyla gelmiş bu? İhtilas hulvani yoluyla gelmiş. Buradaki yine aynı şekilde bir lam çıkıyor buradan. Bu da hulvani yoluyla gelmiş. Dacuni yoluyla sadece iskan gelmiş. Efendim hulvani yoluyla ise hem işba gelmiş hem de kasır gelmiş. Anlaşıldı mı mesele hocam? Veli İbni Dekvan, Veli İbni Dekvan, İbni Zekvan için ve keda İbni Cemmaz, yani buradan bahsediyor. Lam'ı çıkardık buradan değil mi hocam? Şimdi buradan mim kaldı bir. Lam çıktı ya orada. İşini gördük lam'ın. İbni Zekvan'la İbni Cemmaz'ın iki vecihi var diyor. İşba ve ihtilas. İhtilas var mı? Var. İşba var mı aşağıda? Bunun içinde lam'ı çıkardık. Bir de mim var burada. Cem zaten yine burada. Ne oldu? İki vecih çıktı mı oradan? Çıktı. Efendim, kaçırdım orayı. Ha, Veli Halladin ve Kedebni Virdan ve Kedebni Virdan. Hallad ve İbni Virdan için. Yani Kaf ve İ. Bu ikisi için değil mi hocam? Kaf ve İ için. Bunun için ne çıktı? El İskanu vel İşba. Hocam İskan'da varlar mı burada? Varlar. İşba'da varlar mı? Varlar. Tayyip'in metni bize bunu göstermiş mi? Göstermiş. El İskanu vel İşba. Velil Bâkîn. Geri kalanlar. Kim onlar? Vehüm. Onlar hocam. Bakın bizim çıkardıklarımıza. Verşun. Vebnü Ketîrin. Ve Halefun. An Hamza. وَالْكِسَائِي وَكَذَا خَلَفْ الْاِشْبَاعُ فَقَطْ İthafla burası örtüştü mü? Mesele bundan ibaret. Mesele bundan ibaret. Tarikleri vesaireleri hangi tarikte hangisini almış, ne yapmış? Hepsini ne yapıyorsun? İthafa bakarak yolu bulmuş oluyorsun. Daha detaylı kitaplara da bakılabilir ama ithaf madem ki bizim el kitabı, biz buna baksak çok rahat buradan meseleyi çözmüş oluruz. Ama vel kafu'ud ifadesi var ya ondan sonra. Ha, ayın burayı evet ihtilas yani kasır okuyacak ama neyle okuyacak? Kafın iskanıyla. Yani ve yettehi okuyacak. Geri kalanların tamamı ve yettehi üzerinden yapacaklarını. İşte de sadece ayın değil mi hocam? Ayrışıyor. Aynen hocam. Yani B bunu kasrı nasıl yapacak? Ve yettehi yapacak. İskanı diyelim lam nasıl yapacak? Ve yettekih yapacak. İşba'ı diyelim dat nasıl yapacak? Ve yettekihi yapacak. Ayın yaptığı işi neyle yapacak? Ve yettekihi yapacak. Nereden anlıyoruz bunu? Vel kafe'ut. Kafı iskanla okuyan ayındır dedi ve olay bitti. Vel kafe'ut. Kafı sakin oku. Yani dedik ya bir sonra başka bir kelime, başka bir emir gelmedikçe aynı emir devam eder. Kasret. Nereye kadar? Buradan Adapazarı'na kadar kasret. Bitti. Araya ne giy? Hiçbir önemli değil. İkinci bir emre kadar hepsi kasır. Oradan itibaren iskan yap. İskan, devam. Boğuluyor kadar iskan et. Yani bu böyle gidiyor. Anlatabildim? Bunu bu hale oturtmak da müthiş bir zeka. Müthiş bir zeka. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin geldi eline su dök. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir Bursa'ya gitmek lazım değil mi? Tayyip'e yazdığı yere. Murat Hüdavendigâr Camii'nde mi? Orada bir yerde yazmıştı onu. Acayip bir şey ya. Gittik, gezdik oraları, hep baktık. Kural, yüettih kelimesinde, yettakih. Bu yettakih kelimesiyle alakalı anlattığı bu. Mesela başka bir kelime gelir. Ha, Kur'an'da sürekli yettakih kelimesinde bu kural mı yani? Bu olduğu gibi bu. Zaten bir tane yettakih var. O da bütün bu cihatı anlatmış oldu. Anlatabildim. Ama 10 tane kelime olsaydı derdi ki bak 10 tane kelime var işte 5'i bundandır 5'i şöyledir de diyebilirdi. Mesela yüeddih kelimelerini geçen aldı yüeddihten 2 tane var mesela.
Değil mi? Yüeddih gibi nüvellihi de öyle oluyormuş, nuslihi de öyle oluyormuş. Tek tek saymıştı onları. Hatta şimdi burada aklıma düşüyor. Bu da dersin bir bölümü, bir parçası olsun. Orada bakın ne geçti orada. Vesekkina. Vesekkina. Otur oturduğun yerde. Haf kork. Levme kavmin. Kavmin kınamasından kork. Sadece olayın içine kıraat vücuhatını yerleştirmiyor. Bir de neyi yerleştiriyor? Resmen nasihat yerleştiriyor, şiir yerleştiriyor. Hepsinin bu şekilde şeyi var mı? Var. Var hocam. Yani oturup onu detaylı ince incelemek lazım. Evet. Ben edebiyatçı değilim, belagatçı değilim. Ama sırf bunun için iyi bir belagat okumak isterim yani. Allah bilir ne nasihatler yerleştirir. Şimdiye kadar Tayyibe'nin bu güzelliğinin belki de birçok hocalarımız farkında değildir yani. Ha biz farkına vardık haşa böyle dediydi estağfurullah öyle bir şey yok yani. Ama talebeliğimden beri özellikle böyle bu türlü şeylerini arada bir kafayı takmışım yani. Haf levme kavmin hulfuhum sa'bun hana. Diyor ki zor iştir. Sa'b. Evet. Sa'bunun yerine başka bir şey koyamaz mıydı? Değil mi? Koyardı. Bel'ud diyor mesela. Orada bir takım emirler yağdırıyor. Ud say. Veya dön. Ade ya'ud değil mi? Ud dön. Kim bilir neler anlatıyor? Bakmak lazım. Burası işin başka bir perdesi. Evet. Bu mesele anlaşıldı hocam. İtaftan da açtık mı onu? Açtık. Pekala. Yerdah kelimesine devam ediyor. Yerdah kelimesi. Şimdi yerdah hangi emirden itibaren geldi? Sekkina'dan itibaren geldi. Doğru mu? O zaman H'nin zamir olan H'nin nesiyle anlatıyor meseleyi demektir? Yerdah kelimesi madem ki geriden sekkina'dan geliyor. Atfen dedik ya buradan Adapazarı'na kadar iskan dedi. O zaman yerdah'ın üzerindeki H'yi neyle değerlendir diyor şu anda bize? İskanla. Niye? Gerideki ilk yakın emir iskan şu anda. Evet. Bu sefer iskancıları anlatıyor yani. Az önce ilk önce ihtilasçıları anlattı. Değil mi? İskancıları anlattı. Şimdi madem iskancılara girdik diyor, sıradaki kelimenin de iskanından devam edelim. Ya süper zeka bu kadar olur. Tabii. Oradan da anlaşılabilir. Yerlah yefi vel hulfu la sun zâ tuvaksur fî zuben lüznel elâ vel hulfu kal miz veya min. Oraya kadar gidiyor hocam. Yani oraya kadar diyelim ki mısralarda dökmüş olduğu iki beytte hemen hemen yine dökmüş olduğu neyi anlatacak? Yerlah kelimesini anlatacak. Madem ki iskan dedi, madem ki iskana girdik dedi, yerlah kelimesinin iskanında kim vardır? Yefi. Kim var hocam? Y var baştan. Süsi. Demek ki yerdahu leküm. Yok mu bize göre? Ve in teşkuru yerdahu leküm. O zaman yerdah okuyor. Demek ki y böyle okumuş. Vel hulfu iskanı yine hulufle yapanlar kim? Sun, sat. Yerdah kelimesinde İskan yapanlar sun sat ve cem değil mi? Süleyman Ümmü Cemmaz. Vel hulfü'l-lal Hişam. Affedin. İlk önce Hişam. Evet hocam. Ben onu söyledim zannediyorum. Tamam. Vel hulfü'l-la hulfle lam Hişam. Sun sat ve Süleyman Ümmü Cemmaz dedik. Duva Duri. Bu saymış oldukları iskan okuyanlar ama hulfle. İskanı hulufsuz okuyan sadece kim var orada söylediği? Ye var. Süsi var. Diğer saydıkları iskanda ama hulufle. Uksur. Bak ikinci bir şimdi bir emir girdi devreye. Artık tamam. Adapazarı'na geldik. Uksur kasret. Yani sen bunu neyle oku? Yerdahu. Değil mi? Çekmeden. Oku kim için oku? Fî zuben lüznel elâ. Bu saymış olduğu beş tane zata göre dördü imam biri ravi. Fe, ya, lam, nun ve nafi hazretleri. Bunlara göre ne yapacaksın burayı? Kasırla oku. Yani yerdahu çekmeden oku. Sonra vel hulfu bunu kasırla ama hulufle. Okuyan kim? Hal, ha kimdi ha? Fehezin hası,
İse ibn-i Virdan, hulüfle, bir de miz veya min. Bazı suretlerde miz yazar, bazılarında min yazar. Fark etmez. Bir de İbn-i Zekvan, hulüfle. Evet. Şimdi burasını da açalım beraber. Son son açalım ve bu işi bitirelim bugünlük. Şimdi yarla yefi vel hulfu la sun za tubaksur zuben luznel ele vel hulfu hal mis. Bu kadar. Değil mi? Hafız abiler. Bu arkadaşlar da buraları ezberlediler normalde. Yani özellikle iki tane arkadaşımız 500 beytini ezberledi ya, ondan sonrası daha gelmedi yani. Evet. Yarla. Kelime yarla kelimesi. Geliden gelen emir iskan. O zaman ben iskandan başlayacağım. İskandan başlıyorum. Dedi ki iskan ye süsü ilk önce. Ondan sonra vel hulfü la hulüfle şöyle alayım. La sun ve tuva dedi. Değil mi? Bunlar dördü de hulüfle. Dördü de hulüfle. Yani hocam iskanın dışında isba yapacaklar demektir. Gelecek, bakacağız şimdi hangisini ne yapacak hocam. İtafla da yine beraber devam edeceğiz meseleye. İskancılar bunlar. Uksur. Nereye geldik şimdi? Kasır. Uksur. Su, evet kasret. Efendim? Fiil. Vuben, lüznel ela değil mi? Heh. Ama tabii orada şey de var. Sunda tuvaksur ha fi zuben luznel ela doğru fi zuben luznel ela hocam imamların raviler sırası bizim için önemli değil şu anda bu mübarek böyle sıralıyor onları bunlar kasırda peki hala vel hulfu hal miz var bir de değil mi ha vel hulfu mim ve yine haldeki hı kimdi? Hep karıştırıyorum orayı. İse ibn-i Virdan. Bunlar hulüfle. Hulüfle kasırda bunlar. Şimdi peki işbaacılar kim? Buradan ne çıkacak bakacağız. İşbaacılar kim? İşbaacılar kasır ve iskanda saydıklarının dışında kalanlar. Elif burada. Dal yine tahkikçi. Yardahu okuyacak. Dal. Tığ var mı burada? Yok. Şimdi biz orijinal hiç buralara bulaşmayanları yazıyoruz. Buraya hiç girmeyenleri direkt buraya yazıyor. Ondan sonra çıkarıyor. Onları hulüfler, iskanlar, zıtlar, şunlar bunlar şöyle çıkacak. Ha dolayısıyla burada. Kef burada. Nun burada. Fe burada. Ra. Ca burada. Ya burada. Hal. Derhal. Hafs kasırda. Yani demek ki iskan kasırdakiler bunlar, işban bunun dışındakiler. Peki kim nerede şimdi? Kim nerede? İskanın zıttı işba. Kasrın zıttı da işba. İkisi kendi arasında da anlaşabiliyorlar. İskan genelde tek başına değerlendiriliyor. O zaman lamın iskanda işi varsa işbada da işi var. Doğru mu hocam? Kasırda da var zaten. Yine üç beci. Satın iskanda işi varsa işbada da işi var. Cem'in iskanda işi varsa işbada da işi var. Tığ'ın iskanda işi varsa hulfünden kef, sat, cem, tığ, rakal oldu. Tığ, dal, rakal. Şurayı bir düzeltelim değil mi biz? Böyle olmasın. Evet. Ne dedik? Derhal zaten var işin içinde. Lam, sat, cem ve tı. Bunlar da geldi buraya. Şimdi kasırda mim ve i var. Kasrın zıttı. İşte o zaman bunları da ekleyeceğiz buraya. Nereye ekleyelim buraya? Mim ve i. Bunları da ekledik. Olan bu cihat bu. Kim ne yapmış, ne etmiş? Alacağız elimize yine ithafı. Kelimeyi bulalım hocam. Yarlah kelimesini sıradaki. Evet. Aslında ben kitabı buraya koysam daha iyi olurdu. Yarlah kelimesi
Evet, bulduk mu? Tamam, 52 sayfa başı. Hocam. Fekara'ehu bi'htilasi zammetil ha'i. Yerdahu şeklinde. Şey, affen, kasırla yerdahu şeklinde okuyanlar kimler? Nafi ve Hams ve Hafs. Evet. Kasırla okuyanları direkt, yani ortadan başladı bu sefer. Kasırla okuyanları. Bu arada şöyle bir şey var. Biz orayı kaçırdık. Satı iskan ve şeye yerleştirdi. Zıt olarak işbaa yerleştirince burası otomatikmen nereye düştü hocam? Ayna düştü. Biz orayı az önce kaçırdık okurken. İtaf bizi uyarmış oldu. Elif, ayın. Evet, Hamza ve keda Yakup. Elif ve keda Yakup. Vaktulife fihi an İbn Zekvan. İhtilaf geldi İbn Zekvan'dan. Doğru mu hocam? Huluf yani. Ve kedebni birden. İkisinin de hulufu var. Söyledi. Vel vechu thani İbn Virdan ile İbn Zekvan'ın lehuma ikisinin ikinci vecihi nedir? El isba'u isba. Koyduk mu hocam? Koyduk. Ve karahu bil iskan. Bu kelimeyi iskanla okuyan es-Susi. Koyduk mu buraya? Koyduk. Ve kavli Ebi Hatim burayı saymış, dökmüş mübarek. Vaktulife fihi. Hocam devam ediyorum. O taakkabahu Ebu Hayyan bi ennehu lugatu beni Ukayl ve gayrihim falan diyor. Anlatıyor ya. Vaktulife fihi a'ni. Yani ben diyor, kastediyorum. El iskan anid duri. Duri'den iskan gelir. Yazdık mı hocam oraya Duri'nin iskanını? Ve Hişam'dan iskan var mı orada? Yukarıda var. Ebu Bekir'den var mı? Var. Ve Kedebni Cemmaz, İbni Cemmaz'dan var mı? Var. İskende hepsinin ismi sıraladık mı oraya? Sıraladık. Sıkıntı yok. Vel vechu thani li duri. Duri'nin ve Kedebni Cemmaz, İbni Cemmaz'ın ikinci vecihi nedir? El işba'u işba'dır. Yazdık mı hocam? Yazdık. Vel vechu thani li Hişam ve Ebi Bekir. Ebu Bekir ve Hişam'ın ikinci vecihi ihtilastır. İhtilasta Ebu Bekir ve Hişam. Bir saniye. Ebu Bekir ve Hişam'ın, tamam, Hişam'ın zaten burada. Evet. İkinci vecihi nedir? İhtilastır. Arkadaşlar yine düzeltiyoruz. Az önce ayından orayı nuna çevirdi, nundan ayına, ayından nuna meselesi oldu ya. Aslında İmam Cedir Hazretleri çoktan onu görmüş bizim yanlış yapacağımızı da orayı düzeltecek aslında. Yani tekrardan burayı ne yapıyorum o zaman ben? Nun yapıyorum. Çünkü buraya nun koyduğun zaman satı burada görüyorsun zaten. Değil mi? Nel diyoruz. Yani sen niye onu ayin yapıyorsun? Mübarek yani. Evet. Pekala. Nerede kaldık? Vel bakun. Geri kalanlar hocam. Vehum. İbn-i Kesir. Ondan sonra vel kisai ve kedâ kalef bil işbâi. Darhal. Onları zaten dökmüştü. Çıkarmıştık. Ondan sonra hocam fetelakas mı diyor? Yine işi döndürüyor. Özet diyor. Özetine gelelim işin. Böyle anlattıktan sonra işin özetine geliyor. Enne linâfi'in ve hafsin ve kedâ yâkûbe. Bu da üçünün el-ihtilâsu fakat. El-ihtilâsu fakat. Yani elif, ayin, ya'ın. Elif, bunun içindeki sat var, malum. Bir de ayin var. Sadece elif, ayin, ya'ın, bu üçünün hocam. Bir elif, iki ayin, üç ya. Bu üçünün sadece vecihi kasır. Tamam mı? Ondan sonra Veli'i, Veli ibn-i Kethir, Velkisai, Vekeda, Halef, El-İşba'a. Sadece derhalinki işba'dır. Onu da söyledi. Velid-Duri ve İbn-i Cemmaz. Duri ve İbn-i Cemmaz'ın. Duri'nin ve İbn-i Cemmaz'ın. Vecihleri nedir? El-İskanu ve İşba'a. Aynen. Ondan sonra Velid-Susi, El-İskanu fakat. Susi için ne var? Sadece İskan var. Başka bir şey yok. Veli Hişam ve Ebi Bekir
Hişam ve Ebu Bekir için, Hişam ve Ebu Bekir için el iskanu vel ihtilas fakat iskan ve ihtilas. Bizim şurada yaptığımız bir ufak az önceki yanlış bak nereye getirdi işi. Halbuki buradaki yerini göstermişti. Satın hulfü direkt kasırdır burada demişti. Nunu koyduğu için. Biz ne yaptık? Direkt iskandan satın nereye attık? Buraya attık. Atmayacaktık onu oraya. Anlatabildim meseleyi? Hocam, yani sadece şu nun resmen burada emniyet subabı gibi durdu. Biz nunu kullanmayınca ortalık hep kırıldı. Bak bu kadar hassas mesele. Ne, halbuki nun dedi mi? Demek ki satın hulfü burada. Sen satır hulfünden direkt iskanı aldın, işbaa yapıştırdın. İşbaa koyduk. Ne oldu? Otomatikmen satın 3 vecihe çıktığını sanki anlaşıldı burada. Halbuki sat 2 vecihte kaldı. Birincisi iskanda, ötekisi nunu gördüğün yerde. Nunun işbaa'la hiçbir şeyi yok değil mi? Nunun işbaa'la hiçbir bağlantı yok. 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 Yani bir iskanda bir ihtirasta. Evet. Tamam, iskan ve ihtilasta dedik hocam. Veli İbni Zekvan'la İbni Virdan ihtilas ve işba. Mim'i ihtilasta ve işba'dalar. Değil mi? Hem burada hem burada iki tarafta. Veli Hişam en son aşağıda hocam. Ennehu zikira Nübeyri'nin diyor zikrettiği Hişam için 3 vecih vardır. O da nedir? İşba da ilave etmiştir. İskanda da var mübarek. Kasırda da yani ihtilasta da var. İşba'da da var. Tekrar burayı izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Burada nunla kesinlikle oynanmayacak yani. Yani lüd, nel, ela dedi mi nun bitti burası. Satın aynı zamanda buraya kaymasını engelliyor bunun yani. Yoksa normalde iskanın zıttı işba. Satı yapıştır buraya eyvallah. Ama diyelim satı koydun. Ama nunu gördüğün anda iş bitmiştir mesela. Zaten sat oradaydı. Nunun içindeydi zaten sat. Hocam bunu da bu olayı da ithafta anlıyoruz o zaman değil mi? Aslında biz orada da anlardık onu. Biz o zıttan dolayı kaydık oraya. Direkt biz nunu gördük gördüğümüz yerde kalsaktı. Yani kalsaydık o hiç şey yapmayacaktık onu. Hiç problem olmayacaktı. Sadece ithaf dedi ki hop oradasını yanlış yaptınız dönün geri. Yani İskanda sadı koydu ya hulüflü. Evet. Bunun hulüfünün nerede olduğunu anlamak için kasırdaki nuna bakarak. O kadar. İşbağa bakmadığını. Aynen. Eğer şuraya sade ayın deseydi o zaman buraya o zaman işbağa koyardık onu. Anlaşıldı mesele. Yani burası çok önemli. Evet. Normalde çalıştığımda çıktım ama yine de sınıfta kaldım. Cenab-ı Hak güzelce anlatabilmeyi hepimize istifadeyi nasip eylesin. El-Fatiha.